Akşam yemeği için sofrayı hazırlatabilirsin Musa. Derhal efendim. Hadi Ayşe'cim, yemekten önce elimizi yüzümüzü yıkayalım. Artık yeter oyun oynadın. Hadi bakalım. Ayşe? Beye lütfen oturur musun? Hala anlamıyor musun? Gönlünü almak için şımarıklık yapıyor, hepsi bu. Bravo Ömer. Parmak kadar çocuğun üstüne gittin. Onu hırsızlıkla suçladın. Şimdi de burada böyle buz gibi oturuyorsun. Belki hatırlamak istemiyorsun ama... senin o parmak kadar dediğin çocuk pırlanta küpelerini çaldı. Şimdi de kalkmış bana evlatlık kağıtlarını imzalamam için baskı yapıyorsun. Asıl sana bravo. Ne oldu? Bulamadık efendim. Ay Allah Allah, nereye gider bu çocuk akşam vakti? Kesin buralarda bir yerlerdedir. Belki de Suzan'ın yanına gitmiştir. Pek seviyorlar birbirlerini değil mi? Nazlı, hemen. Tamam efendim. Ömer Arhan. Hı? Dua et orada çıksın. Benimle ne alakası var beyi? Neden? Neden hayatında bir kerecik olsun kararıma saygı gösterip sen de bana destek olmayı seçmedin ha? Ne yapmalıydım? Hı? Behiye Hanım eve hiç tanımadığım bir çocuk getirmiş. Hoş geldin kızım. Bak kasa şurada. Gerçi sen birkaç yıla kalmaz yerini bulurdun ama ben yine de söyleyeyim dedim. Sana inanamıyorum. Ayşe için başından beri böyle düşünüyordun değil mi? Evet ve haklı çıktım. Hayır, hayır. O sadece korkmuş bir çocuk gibi davrandı. Allah korusun, onun başına bir şey gelirse kendini nasıl hissedeceksin ha? Gene böyle yukarıdan konuşabilecek misin? Yapmayın Behiye Hanım, abartıyorsunuz. Ya gecenin bu saatinde nereye gidecek bu çocuk? Bir yerden çıkar elbet. Çocuk esirgeme kurumunu aradınız mı? Aradık. Haber yok. Zaten Musa telefonun başında bekliyor. Nazlı'yı da Suzan'a gönderdim belki oradadır diye ama hanımefendi hala gelmedi. Nazlı. Nazlı, orada mısın?